Evet arkadaşlar, hepinize Anayos Giresi'nden selamlar ve saygılar söylüyorum. Lastiğimiz maalesef patladı. Bunun bir bayan olarak nasıl değiştireceğimizi size gösteriyorum. Patlak lastiğimizi önce bir görelim. Yaklaşabilirsiniz. Lastiğimiz patlak durumda. Şimdi bağcımızda, herkesin bağcında bulunması gereken steplemiz, vijon anahtarımız ve klikomuz var. Onları alıp getiriyoruz. Kenara geç. Arabamızda hep bağcıda gördüğünüz fakat tek kullanmadığımız. Evet, özellikle bayan olarak kullanmadığımız gedik lastiğimizi değiştirmeyi hep beraber görüyoruz. İlk yapmamız gereken jant dediğimiz kapağı iki elimizi araya geçirerek kuvvetle çekmek. Evet. Gedik lastiğimizi yapmak. Daha sonra arabamızın klikosu, kliko çevirmesi için aparatı ve vijon anahtarımızı çıkarıyoruz. Vidalarımızın olduğu yere yerleştiriyoruz. Biraz yüksekte kalacak şekilde ve ayağımızın tabanıyla bastırarak gevşetiyoruz. Aynı şekilde karşısına koyup yine ayağımızın altı ile destekleyerek gevşetiyoruz. Diğer tarafa da yerleştirip aynı şekilde yeniden yapıyoruz. Evet. Klikomuzu elimize alıyoruz arkadaşlar. Benim elimdeki klikonun modeli şu şekilde. Genelde arabalarda şimdiki, özellikle 2010'dan sonra genelde bu şekilde klikolar bulunmakta. Klikonun gördüğünüz gibi şeklinin en üst kısmı, yani bir dağ tepesinden yeri, arabanın uygun gördüğümüz yerine doğru altını yaklaştırıyoruz. İlk başta bunu biraz elimiz ile yükseltip belirli bir ölçüye getiriyoruz ki altı tam arabamızın en yakın yerine geldiği zaman aparatımız ile koluna geçirip biraz geriden al da sen arabayı mı? Doğru mu? Evet. Evet. Öne doğru gitgide klikomuzun arabamızı kaldırmasını sağlıyoruz. Lastiğimizi yerden kesilene kadar kaldıracağız. Gördüğünüz gibi birazcık kuvvet istiyor. Kadınlara tavsiye gerekemeden yapmasınlar. Ta ki arabamızın lastiği yerden kalkıncaya kadar. Şu anda arabamızın lastiği yerden kalkmış durumda arkadaşlar. Vijon anahtarıyla az önce gevşettiğimiz vidalarımızı tamamen çıkaracağız. Tabii ki bu arada lastiğimizi tutmamız lazım. Lastiklerimiz dönebilir. Evet. Daha sonra çıkarttığımız vidonları
arabada 4 tane çıkartmamız gereken. Evet, tamam, onları alın abi, onları bırak abi. Ve çıkartıyoruz. Onları bırak da bu hafta ben değilim abi ya. Evet. 4 tane bijon anahtarımız belli bir yerde bulundurduk. Abi. Şimdi lastiğimizi yerinden çıkartmamız lazım. Tabii lastiğimizi yerinden çıkartırken öncelikle hafif sağa sol yaparak çıkarıyoruz. Patlak lastiğimizi güvenlik açısından arabamızın alt kısmına doğru koyup diğer lastiğimizi takılana kadar bekletiyoruz. Yedek lastiğimizi alıyoruz. Arkadaşlar, lastiğin iç kısmı boştur. Boş olan kısmı arabanın kendine doğru getirilir ve 4 tane anahtar takacağımızın yeri burayla ayarlanır. Arabamız takılır. Lastiğin yerine geçiriz. Kaldırmamız gerektiğini fark ettik arkadaşlar. Tam yerleştiremedik. Onun için Kriko'dan yardım aldık. Tekrar şu anda arabamız geçici olarak koyduk. Fakat burada yapmamız gereken yine bijon anahtarıyla vidalarımızı çok sağlam bir şekilde sıkıştırmak. Çünkü çok tehlikelidir. İyi sıkışmayan lastikler Allah korusun fırlama yapabilir. Şimdi sağa doğru kıvırarak bijon anahtarıyla yapıyoruz. Çeviriyoruz. Şu anda yerleştirdik fakat bunun daha sağlıklı olabilmesi için ayağımızla indirdikten sonra sıkacağız. Yapalım. Ya da arabamızı indirdikten sonra daha sağlıklı bir şekilde yapabiliriz. Şu anda eski lastiğimizi, güvenlik için kullandığımız lastiğimizi dışarı çıkarıyoruz. Evet. Ve krikomuzu çevirdiğimizin tersine doğru çevirerek arabamızı indiriyoruz. İndirmek çok enerji gerektirmiyor. Kaldırmak bayağı gerektiriyormuş. Zor. Evet. Daha sonra çıkartıp koyarak yerine yerleştiriyoruz. Yani buralara dikkat ediyoruz. Şimdi anahtarla sıkıştırma işlemini daha sağlıklı olması için ayağımızla basabileceğimiz bir şekle getirip yeniden destekle bunu sağlamlaştırıyoruz. Sağlam
Önce karşılıklı. Ve yine ayağımızla basarak yapıyoruz. Tekrar. 4. Vücudumuzu sıkıştırıyoruz arkadaşlar. En son. Vücudumuzla yapıyoruz. Evet. Geriye kaldı jantımızı yerleştirmek. Jant kapağımızı yerleştirirken de dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi arkadaşlar, sibobumuzun yerini buluyoruz. Uygun bir şekilde getirip elimizle yerleştiriyoruz. Alet elevatlarımızı yine bağcımıza koyuyoruz. Gerektirmesin ama lazım. Mutlaka öğrenin. Herkese saygılar.